Evet arkadaşlar, herkese günaydın. Saat şu an 6. İşte 5'te uyandık tabii, motoru yüklemedik gerçi. Motoru ben dün yükledim ya. Dün gece yükledim. Yükle net ıvır zıvır, tekrar malzeme götür falan, anca işte benzin mezin al tekrar fulle. Böyle bir sinyal ver değil mi? Hani orada bir kol var. Yoksa sana mı girecek o kol? Neyse. Şu an çıktık. İşte tipik bir taksici örneği yani. Çok bir şey beklemiyorum. Tipik. Bakın, daha konuşmamı yapana kadar sabahın köründe iki tane sıkıntıyla karşılaşmaya başladık yani. Neyse. Çıktık saat 6, teker döner İğneada'ya arkadaşlar. Size komple bu sefer yolu çekmeyeceğim geçenki videolar gibi. Zaten görmek isteyen orayı açar, izleyebilir. Farklı bir şekilde yaklaşacağım. O yüzden şimdi kamerayı kapatıyorum arkadaşlar. İğneada virajlarında görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, tekrardan selam. Şu an Demirciköy tarafına doğru gireceğiz. İğneada'nın o güzel virajları şu anda başladı sayılır. Şimdi buradaki virajlar biraz geniş. Bazı yerlerde çok geniş, bazı yerlerde çok dar arkadaşlar. O yüzden olabildiğince sağ teker izinde viraja giriyoruz. İçeri doğru hafif kat edip normal viraj çizgisi eğrisi çerçevesinde tekrar sağ tekere doğru devam ediyorum. Olabildiğince apex, yani orta çizgi yönüne viraj içinde çok yaklaşmıyorum. Mesela sağ virajlarda tabii ki sol teker çizgisini geçiyorum. Şimdi burada biraz yavaşlayacağım çünkü sağda tır geliyor. Bakın arabayı orada gördünüz. Büyük ihtimal araba geliyor oradan. Ya da görmedi gelene. O yüzden frenledi orada. Bir sıkıntı yaşadılar. Sağ dönüşlerde sol teker çizgisi eğrisi. Sola dönüşlerde sol teker çizgisi olabildiğince. Viraj içlerinde apex'e, yani viraja döndüğümüz ters çizgiye fazla yaklaşmıyoruz. Çünkü burada arabaların, biliyorsunuz Türkiye'deki sürücüler arabaları daha şeritte tutmayı bilmiyorlar ne yazık ki. Daha öğrenemediler o işleri. O işleri öğrenince tabii ki biz artık apex'e doğru sanki MotoGP gibi gireriz, ama apex'e de girebilmek için ne yazık ki sürücülerin arabalarını virajda tutabilmeleri gerekiyor. Dayı hafiften yol verdi. Ben böyle bir apex'e yaklaşıp geçtim onu. Kontrollü şekilde. Tekrar sağ teker çizgisi arkadaşlar. Sola doğru dönüş aldım. Burası biraz yatışlı. Gördüğünüz gibi. Hiç apex'e doğru yönelmiyorum. Çünkü tır, kamyon benim şerime doğru girebilir. Evet. Önümdeki çizgiye aldım. Sollama bana serbest. Solladım. Şu anda önümü görüyorum. Taksiyi de geçebilirim. Evet. Güzel şekilde taksiyi de geçtim. Şimdi güzel virajlara devam edebiliriz. Böyle çok stabil hızlarda gidiyorsanız, eğer orta şeritte, yani şeridinizin ortasındaki yatış sizi kurtarıyorsa, şeridin ortasından gidin arkadaşlar. Yani örnek şöyle, bunun gibi misal. Yani bu sizi kurtarıyorsa eğer. Şimdi biraz sola yanaştım. Görüş almak istiyorum çünkü. Sağa keskin bir viraj var. Motorun hızını buna göre ayarladım. Viraj içinde fren yapmayacağım çünkü. Biraz tırmanışlı bir viraj çünkü. Gördüğünüz gibi hafiften sağa doğru yatarak. Çok güzel bir viraj eğrisi burası. Bu viraj içerisinde devam ediyoruz. Şimdi gene keskin bir viraj. Kendimi dış kısmı aldım. Hızımı yavaşlattım. Gördüğünüz gibi yatarak sola doğru çıktım. Tekrar aynı şekilde. Bu eğrileri devam ettiriyoruz arkadaşlar. Gene sol teker aldım. Gördüğünüz gibi sağa doğru yattım. Tekrar sağ teker çizgisi sola doğru yattım.
Tekrar soldan sağa doğru teker çizgisine yanaştım. Gördüğünüz gibi viraj bu. Böyle viraj alacaksınız arkadaşlar. Hızınızı viraja girmeden önce ayarlayacaksınız. Ve daima gideceğiniz yöne bakacaksınız. Olabilir anlık viraja hızınız çok hızlı gelebilir. Hemen bakışı kaçırmayacaksınız. Çünkü o motosiklet oradan döner. Bunu unutmayın. Önemli olan siz bakışı kaçırmayın ve konsantrasyonu bozmayın. Evet, gene keskin bir viraj. Hafif gaz bıraktım. Evet, virajı gördüm. Gaz açmaya başladım. Gördüğünüz gibi sol tekerdeyim. Sağa doğru viraj. Hafif yattım. Gaz açarak viraj çıkışına doğru virajdan çıktım arkadaşlar. Aslında virajdan korkmayın. Motosiklet bunun için geliştirilmiş bir alet. Yani önemli olan siz hızını ve kontrolünü düzgün tutun, düzgün bilin. Gördüğünüz gibi gayet güzel şekilde girip çıkış yapıyoruz. Sadece viraja nereden, nasıl ve hangi limitlerde gireceğinizi bilmeniz lazım. Bu kadar. Yani viraj aslında düşündüğünüz gibi zor değil. Aslında insanlar şeyden korkuyor. Ben motoru yatırınca hani altından kayacak. Çünkü niye? Teker daha az basıyor. Aslında daha çok basıyor arkadaşlar. Siz her viraja girdiğinizde lastik daha fazla asfalta taban kuvveti uyguluyor. Önemli olan zemin kontrolü, zemin etüdünü yapabilmeniz gerekiyor. Zemin etüdü çok önemli. Zemin etüdü çok önemli arkadaşlar. Zemin etüdünü düzgün yapmanız lazım. Yani giderken bir farklılık mı gördün yolda? Misal şu çizgi gibi. Hemen yol değiştir. Olabildiğince yol değiştirmeye çalış. Aslında virajın sırrı yavaş gitmek arkadaşlar. Limitleri zorlamaya gerek yok. Yavaş gidin. Düzgün gidin. Zaten yavaş gittikçe o viraj limitleri zaten sizin için düşüyor arkadaşlar. Hop. Çok güzel bir giriş. Çok güzel de bir çıkış. Evet, sağ viraj. Evet, süper. Sol viraj. Müthiş. Şimdi mutlaka GPS açın. Ben bu yolları iyi biliyorum ama her seferinde GPS açıyorum. Gene de tekrar teyit ediyorum önümde nasıl bir viraj var. Ortalama viraj eğrilerini oradan algılayabiliyorum. Güzel şekilde. Şimdi burada hafif keskin viraj var. Sol tekere girdim. Motorumu hafif yavaşlattım. Hop, viraja yattım arkadaşlar. Şu an viraj içindeyim. Gördüğünüz gibi viraj dışına çıkmıyorum. Hop, sağda kaldım. Şimdi tekrar aynı şekilde sola doğru bir virajımız var. Artık burada virajlar sürekli böyle böyle arkadaşlar. Olabildiğince düzgün gidiyoruz. Yavaşladık. Hop, motordan hafif yattık. Evet, gene Apex'e girmeden sağ teker çizgimize devam ettik. Bu tarz keskin virajlarda arkadaşlar ve dar yollarda mutlaka sağ teker çizgisinden viraja girin. Ki dışı görebilin. Yani dışı göremiyorsunuz çünkü böyle noktalarda. Dışı göremeyince de ne oluyor? Tehlike bizler için yaklaşmış ve gelmiş oluyor ne yazık ki. Keskin bir viraj. Vites düşürdüm. Frenimi yaptım. Fren gaz işim bitti. Gördüğünüz gibi yattım. Tekrar sağ teker çizgisine devam ettim. Viraj demek aslında o stabiliteyi korumak demek arkadaşlar. Evet, gene aynı şekilde girdim, yattım. Sol Apex'e çok yanaşmadan olabildiğince stabil bir viraj aldım. Şimdi burada viraj çok keskin. Evet. Güzel bir dönüş yaptık. Gördüğünüz gibi gayet düzgün girdik. Girdiğimiz gibi çıktık. Şimdi gene aynı şekilde keskin bir viraj var. Gördüğünüz gibi sağ teker çizgisindeyim. Vites düşürdüm. Vitesi biraz gerçi sert bıraktık ama bir şey olmaz. Gördüğünüz gibi sola verdim.
vitesimi rahatlattım. Önümde gene keskin bir viraj var. Yavaşlıyorum. Evet, viraja girdim. Gördüğünüz gibi çok güzel şekilde çıktık. Budur arkadaşlar. Sol teker çizgisi, sağa viraj, keskin girdim. Sağa apex'e yanaştım. Gördüğünüz gibi sağ apex'te gene sağ teker izinde devam ettim. Sol iç apex'e hiçbir şekilde girmedim. Burada da viraj keskin, sert fren yaptım. Evet, hafif gaz açarak virajdan çıkıyorum. Sağ teker çizgisine geri geliyorum. Bu kadar arkadaşlar. Bu yani. Hani gördüğünüz gibi virajları gözle büyütecek hiçbir şey yok. Önemli olan siz motorun sınırlarını ve limitlerini bilin. Bakın. Bedenle döndürürsünüz ama onu yapmayın tabi. Motosiklet kontrolüyle yön alan bir şeydir. Bunu unutmayalım lütfen. Tabi önümüzdeki araba, arkamızdaki araba, ona göre de sürekli ayna kontrolü arkadaşlar. Çevre kontrolü. Bu çok önemli. Ayna ve çevre kontrolü çok önemli. Bunu düzgün yapmanız gerekiyor. Burada sollama yasak. Gördüğünüz gibi taksi çıktı. Taksi de demiş be. Taksi çıkması fiyatmış. Sollamasını yaptı. Şimdi viraj tırmanışı olduğu için, girintili çıkıntılı olduğu için sollama yapmadım bilerek. Şimdi bakın önümü görüyorum. Aslında bir sollama yapabilirim şu önümdeki beyaz arabaya. Evet. Gördüğünüz gibi tekrar virajlarımız başladı. Biraz takip mesafesi koruyacağım önümdeki arabayla. Şimdi önümü göremiyorum. Önümü görmediğim için de şurada biraz düzlük olacak ileride. Belki oldu bir sollarım. Zaten bize şu an sollama serbest. Evet, önümü gördüm. Sollamamı yaptım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zaten bu noktada da sollama yasak oluyor artık. En ufak bir viraj. Hafif yavaşladım. Bakışımı attım. Kontramı koydum. Sol apex'e girdim. Sağ teker yönüne doğru tekrar çıktım. Gördüğünüz gibi. Yalnız çok soğuk arkadaşlar. Anlatamam. Yani yaz ama şu an harbiden üşüdüm yani. Çok keskin olmayan bir viraj. Kontra koydum. Hiç gaz kesmeden döndüm ve çıktım. Gördüğünüz gibi. Önümüzde şimdi çok keskin virajlar var. Şimdi o keskin virajlarda göreceksiniz. Ben aynı zamanda arkada müzik dinliyorum. Uzun yolda türkü dinlemeyi severim ben. Evet, sol apex yavaşladım. Çünkü burada viraj çok sert. Bir yavaşladım, bir vites daha düşürdüm. Sol bakış attım, kontra koydum. Apex'te gördüğünüz gibi bir şeyler var. Tekrar GPS'i kontrol ettim. Bakın burada viraj içi viraj arkadaşlar. Hem de nasıl viraj içi viraj. Gördüğünüz gibi çok sert bir yukarı doğru tırmanış virajı bu. Gördüğünüz gibi bakışa attım. Viraja girdim. Tekrar sert bir viraj. Hafif sol apex'e doğru girdim. Tekrar ortadan doğru çıktım. Bu. Gördüğünüz virajlar ne kadar keskin ama bu keskin virajlarda motorunuzun limitlerini bilerek daima güvenle viraj alabilirsiniz. Aynı zamanda tabii dediğim gibi çevre kontrolü yaparak arkadaşlar. Çevre kontrolü çok önemli. Tekrar sol viraj, gördüğünüz gibi. Şimdi önümde viraj sertleşiyor. Hem de aşağı doğru iniş varken sertleşiyor. Bakın. Yavaşladım. Motoru yavaşlattım. Vitesi düşürdüm. Gaz açarak kontrolü koydum. Yine aynı şekilde aşağı doğru inişte önümde bir viraj var. Hafif sol apex yaptım. Motorumu yavaşlattım. Kontramı koydum. Gideceğim yöne baktım. Şimdi farkındaysanız ben burada yavaşlamakta geç kaldım. Ve ne yaptım? Hiç bozuntuya vermedim. Kontrolü koydum, bakış attım. Bu kadar. Yani olabilir, virajda hızlı kalabilirsiniz. Çünkü ben de kalıyorum. Herkes kalabilir. Bu dünyanın en iyi profesyonel sürücüsü olsun.
o da kalır. Kalabilir yani. Bu kadar belirsiz virajlarda. O yüzden motorunuzu güvenin. Lastiklerinizi yolsun. Süspansiyon bakımlarınız ve ayarlarınız yerinde olsun. Limitler dahilinde tabii ki. Limitler dahilinde. Dönemeyeceğiniz viraj yok arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi inişli bir viraj şekli buralar. Şu an tırmandık. Şu anda da iniş var. Tabii ki her tırmanışın bir inişi oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet sakin gidiyorum. Yani gayet stabil ve güzel gidiyoruz. Gördüğünüz gibi sert bir viraj. Vites değiştirdim, düşürdüm, yavaşladım. Ortada bir renk değişimi var asfaltta. Hoşuma gitmedi. Orayı eleyerek sağ teker çizgisine geri geldim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tabelaları mutlaka takip ediyoruz. Ne diyor? Z. Yani Z viraj var önümüzde arkadaşlar. Viraja giriyoruz. Viraj sol yapıyor. Ondan sonra viraj düz ilerleyip tekrar sağ yapıyor. Böyle bir Z viraj. Zaten bakın GPS'de de görünüyorsa görüyorsunuzdur. Burada sollama yasak ve yol dar. Ama ben gene de arkadaşlar olabildiğince sağda kalmaya çalışacağım. Telefonun şarjı mı bitiyor? Anlamadım ama. Bakın örnek gördünüz. Ben otobüs sollayacağım diye adam iyi çıkıyor yani. Yokuşmuş, dikmiş, çıkmış, hiç umurunda değil yani. Hiç de umurunda olmuyor. Şimdi burada keskin bir U var arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Hafif kendimizi yatırıyoruz. Motoru da kontrolde devam ederek yolumuza devam ediyoruz. Şimdi ben bir sağda duracağım arkadaşlar. Çünkü telefonun şarjı bitiyor galiba. Bir onu şarja takayım. Hızlı şekilde. Hatta ama evet arkadaşlar, kontrolü şekilde kalktık. Buradaki viraj da çok sert. Böyle bir giriyor tekrar soldan sert şekilde dönüyor. Hatta YouTube'da bir videolar dolanıyor. CS'li bir arkadaş kendine güvenerek viraja giriyor. Yatırıyor da yatırıyor. Tabii motor limitten kaçıyor artık. Motor limitten kaçtığı için de bariyere giriyor. Şimdi biz ne yapacağız tabii ki? Motosikletimizi limitlerimiz dahilinde kullanarak viraja gireceğiz. Şimdi burası çok sert bir viraj, tamam mı? Müzik de tam yerinde patladı. Ne yaptım? Motorumun vitesini düşürdüm. En sağdayım. Çünkü burada içten her şey olabilir. Yavaşladım bilerek. Virajdaki renk değişimi hiç hoşuma gitmedi. O yüzden gaz açarak virajımı sonlandırdım. Gördüğünüz gibi motorun limitlerini zorlamadım bile. Ne gerek var? Yani bu kadar hızlı girmeye gerek yok. Gördüğünüz gibi tekrardan yolumuza düzgün şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, sola viraj. Burada virajlar sertleşiyor. Bir tık yavaşlatacağım. İleride zeminde renk değişimleri var. Yatırmadan giriyorum buraya. Düz devam ediyoruz. Burada inişli sert dönüş virajları var. Vites düşürdüm. Hızlı işim bitti, frenli işim bitti. Kontrolü koydum ve viraja girdim. Tekrar aynı şekil sert bir viraj, yavaşladım, işim bitti. Kontrolü koydum. Hafiften içe doğru yöneldim. Yerde gene renk değişimleri var. Ona dikkat ederek viraj yaptım. Gene aynı şekilde sert bir viraj, kontra. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu kadar basit. Bu durum bu kadar basit. Yavaşladım. Sert viraj. Hızlı girmek istemiyorum. Çünkü tekrar aynı şekilde sağa sert bir viraj var. Gene kontramı koydum. Hop. Gördüğünüz gibi gayet stabil şekilde virajı aldık. Girdiğimiz gibi de çıktık arkadaşlar. Evet. Gene sert virajlar. Önde de çok araba gidiyor. Onlara da çok yaklaşmak istemiyorum. Biraz takip mesafesi bırakmak istiyorum. Çünkü burada yol çok daralıyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi burada tırmanış sağ sert.
Ardından sola sert viraj var. Şu anda kendimi rally co-pilotu gibi hissettim. Çünkü virajları anlatıyorum ya size, sağ sol falan filan gibi. Gördüğünüz gibi bir araba çoğunluğu var. Burada benim isteğim sağ teker izinden gitmek. Çünkü arkadaşlar burada viraj dar. Her şey çıkabilir. Ya sürecek suyuna ayarla bir birader suyunu ya. Ayarlı şu birader suyunu yani. Evet, sert bir sağ viraj. Gördüğünüz gibi. Tabii arkadaşlar araba sürmeyi bilmediği için, gördüğünüz gibi ben motosikletle alıyorum bu virajı. Adam arabayla alamadı virajı ya. Ne kadar sola çıktı. Beni çok rahatsız etti. O yüzden ben bunu sollayacağım arkadaşlar. Şurada ileride düzlüğe çıkıyor. Evet, burada sollayabilirim. Virajı gördüm zaten. Gördüğünüz gibi stabil şekilde solladık. Evet, sollama yasak ama yapacak bir şey yok. Şimdi burada benzine gireceğim. Bir benzin alayım arkadaşlar. Tek diş 240 km ortalama şu an. Güzel. Çünkü uzun yolda, yani otobanda gelirken bayağı bir ben bastım. Yani 140 ortalama hızım gittim. Ne yapıyoruz? Benzinlik girişleri her zamanki gibi dikkat ediyoruz. Bekledi. Beklediyse ben de o zaman geçeyim. Hop, bir yerleri görüyorsunuz. En sıkıntılı ıslaklık çekti ve bu asfalt bu ıslaklığı emmiyor. O yüzden kayabilirsiniz. Dikkat etmemiz lazım. Burası Demirci Köyü'nün içi arkadaşlar. Ondan sonra zaten tekrar sert virajlar başlıyor. Ardından İğneada. Ne yapıyoruz? Köy içi yavaş gidiyoruz. Şimdi sürekli otoban, otoyol, viraj geldiğiniz için tabii ki hız istiyorsunuz tekrar. O hıza, gidişata alışıyorsunuz ama ne yazık ki şehir içi öyle olmuyor arkadaşlar. Burası artık bir şehir içi olmuş oluyor yani. Ona göre hareket etmeniz gerekiyor. Lay lay. Sağ sinyal verdi. Ben geçeyim bunu yani. Zaten önümüz rahat. Lay 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 lay. Yavaşladım biraz. Burada çok ıvır zıvır var. Çok girintili çıkıntı var. Adam yanaştırmıyor. Tenezzül bile etmemiş. Görüyorsunuz değil mi? Neyse. Gördüğünüz gibi GPS gözüküyorsa virajlar yine ileride başlıyor. Arkadaşlar 240 km otobanda da ortalama sınır olarak 120-140 arası gittim. Yaklaşık 240 km olmuş. Ne kadar 140 kilometre. Tabii 240 kilometre 12 litre yakmış. Yani 100 kilometrede 5 litre falan yakmış ortalama. Güzel, iyi. Ki yani 110-120 gitseydim bu oran çok daha değişirdi. Evet, annemiz bizi merak etmiş. Ara beni diyor. Ben bir annemi arayayım. Sonuçta anne yüreği. Gördüğünüz gibi sınır 50. Burada yavaşlayın arkadaşlar. Hani şey demeyin ya, motora da 50 olmaz demeyin. Motora da. Hop, yürü lan. Bezevenk. Gördüğünüz gibi. Güzel kontroller, kaçışlar. Güzel kontroller, kaçışlar. Evet, kapalı bir viraj.
Dıştan alıyorum. Bir şey olsa gördüğünüz gibi hop kontra koydum. Hemen biraz değiştirebiliriz. Şu viraja başlamadan ben bir annemi arayayım ya. Kadın beni merak etmesin. Arkadaşlar şöyle boşu alalım. Evet, gene virajlar. Dörtlüğümüzü kapatalım. Sert viraj arkadaşlar, gördüğünüz gibi, ve yol bozuk, tamam mı? Şimdi motor çekişten düşsün istemiyorum, o yüzden vites düşürdüm. Olabildiğince sağ tekerde kalayım dedim ama yolu görüyorsunuz, yolu. Sağ tekerde kalabilmek ne mümkün. Bakın oh. Gördüğünüz gibi pis bir yoldu yani. Tırmanışlı bir yol. Arkamdaki araba da hızlı geliyor. Ondan da çok rahatsız oldum ama yapacak bir şey yok yani. Ona göre takip mesafesi koysun. O viraj girişindeki gördüğünüz gibi o yerdeki bozukluk bütün virajı mahvetti. Bakın burada da aynı. Yol boyunca ve kokuya bakıyorum. Bu şey ya, mazot kokuyor. Bildiğiniz mazot kokuyor ya. Evet, yavaşlamak istiyorum ben. Gördüğünüz gibi mazot. Şuna yol da vereyim aslında. Bu gitsin. Bu gitsin. Arkadaşlar baktınız böyle çok yakınınızdan gidiyor. Böyle onu sizi rahatsız edecek derece dikkatinizi bozuyor. Ya adam yakınınızdan gidiyor ama sizi rahatsız etmiyor olabilir. Ya da amacı olmayabilir ama. Çünkü tampon takibe araç sürücüleri alışkın. Onu devam ettirmek istiyorlar sürekli. Ben rahatsız oluyorum çünkü virajı odaklanamıyorsun bu sefer. O yüzden yollayın gitsin. Biraz da araya mesafe koyun, o devam edip gitsin yani. Hiç kasmaya gerek yok. Vizörümü kapatayım da. Evet, keskin viraj geliyor. Viraja girdim. Burası çok keskin. Burayı biliyorum. Çünkü geçen ben burada az kalsın virajdan çıkıyordum. Çünkü inişte hızlı geliyorsunuz ya. Gördüğünüz gibi yavaşladım. Çok sakattı ya. Şuraya bir bariyer yapsalar aslında. Yavaşladık. Sol Apex'in dışından içeri doğru sağ teker izine döndüm arkadaşlar. Hop. Burada ilginç şeyler oluyor. Ne oluyor? Ne yapıyorlar acaba? Yavaşladım. Alan dar. Tırlar, kamyonlar var. Motor çekişten mi düşüyor? Bana mı öyle geliyor ya? Bir asılacağım arkadaşlar. Şu düzlüğe çekeyim şurada. Yok, çekiyor. Allah Allah. Ya asılıyor. Hiç bana öyle geldi o zaman. Gördüğünüz gibi burada olaylar karışık. Diyor ki tadilat var diyor, 50'ye düş diyor. Sollama yasak diyor. Aynı şekilde 30'a düş diyor.
Yolda bir şeyler var biraderim diyor. Normalde bu yol böyle sağdan devam ediyor. Ama buraları ne yapmışlar? Buralar bayağı bir değişmiş bir şeyler yapmışlar. Yeni yol yapıyorlar. Gördüğünüz gibi o yerler mıcır falan, eski yol, sıkıntılı. Gördüğünüz gibi yol çok bozuk. O yüzden ben de yavaşlıyorum. Mıcırlar falan filan. Önümdeki çok yavaş gidiyor ya. Bu kadar da yavaş gitmezsin ki. Burada sollama da yapmak istemiyorum. Yerler zift kokuyor arkadaşlar. Bakın gibi motor kayıyor zaten zifte. Tüh, sen de mi gidiyorsun sağdan ya? Sen gitme sağdan ya. Ya ben seni sollamak istiyorum ama. Dayı yavaş yavaş ne yapıyorsun ya? Görüyorsunuz arkadaşlar, böyle gerizekalılar oluyor yani. Lan benim önümdeki gidemiyor ki ben gideyim yani. Bir de tehlikeli bir yol. Yani burada şey yapamıyorsun sonuç itibariyle. Basamıyorsun. Yani yolun bozukluğunu görüyorsunuz. Ben bu yolu nasıl hız yapayım? Yani anlatabiliyor muyum? Baksana şu şuraya. Oo. Sen geç baba, geç. Geç. Geç, sen beni çok rahatsız ettin. Geç. 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 Seni ben süreceğin araba. Oh shit. Arkadaşlar ya, sport touring motorla yemin ediyorum enduro yapıyoruz şu an ya. Vallahi ya. Bu eski inalı yol arkadaşlar. O yolda çalışma var, orayı komple açmışlar. Gördüğünüz gibi yol, o yüzden burada çok kötü. Yani öyle böyle değil. Tam süspansiyon patlatmalık yoluyum. Of of, çukurlara bak. Sürekli oynaşacağız motorla burada, anlaşıldı. Yani.